mütraya sarılan, hikmete ram olan mutlaka zafer yap olur. Burada olmasa orada olur. Can hulkuma geldiği zaman olur. Kabre girdiği zaman olur, ötede olur. Bazen gönlümüz ister ki Cenab-ı Hakk'ın eltaf-ı subhaniyesi dünyadayken bile müminlerin başına Hazreti Nakşibendi Hazretleri'nin ifade ettiği ifadeyle Allahümme efiz aleyna min havarifil ma'rif, gökçek yüzlerin başlarından aşağıya sağnak sağnak teveccühat-ı ilahiye, iltifatat-ı sübhaniye boşalıp dursun. Hiç onları boş, yalnız bırakmasın. Ama murad-ı ilahi esastır. İsteklerimizin önünde ve üstünde tutmamız lazım. Belilerin, nebilerin, mürselinin, melaike-i mukarrebinin, evliyanın, asfiyanın, ebrarın duaları, dualar arasında isteklerimizi kabul eyle diye meseleyi garantiye alarak isteklerimizi ona öyle bir ambalajla sunarız. Allahümme secib davatina beyne davatil enbiya vel mürselin beyne davati müstecabetil makbule deriz. Fakat senin muradın, senin muradın demek radina billahi rabbe ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resule hakikatına saygının ifadesidir. İsteriz yani burada da olsun. Birkaç asırdan beri ağlayan müminlerin yüzleri gülsün. Onlar da rahmeti ilahiden sabikune evvelun gibi istifade etsin. Zilliyet planında bile olsa Raşid Halifeler dönemi bir kere daha yeryüzünde kendisini göstersin. Çok arzu ederiz. Nefsin bu mevzuda karıştırdığı şeyler olabilir. Emin değiliz ondan. Koca Yusuf Nebi innen nefsele emmaretun bissu diyor. Nefsi emmareye itimat edilmez. Böyle derken bile sağnak sağnak Cenab-ı Hakk'ın teveccühü Müslümanların başından aşağıya yağsın derken bile acaba biz de kendimize bir hisse çıkarıyor muyuz gibi yine nefsin ve şeytanın bir dürtüsü olabilir, emin değiliz. Nefsinden emin olan kendi emniyetini bence yitirmiş olur. Emin olmamak lazım. Hazreti Pir'in ifadesiyle nefsi emmare pınarını pırtısını toplayıp çekip gittiği zaman bile vazifesini asaba devrediyor. Aynı fonksiyon eda ediliyor. Şeytanın aynı maddikleri yine insan için söz konusu olabilir. Fakat her şeye rağmen istiyoruz ki 2-3 asırdan beri ağlayan Müslümanların yüzü gülsün. Hususiyle 1-1,5 asırdan beri yutkunup duran ve sinelere zırap içinde kıvranıp duran Müslümanlar o sıkıntıdan, o ızdıraptan, o kalaktan, o heymandan sıyrılıversinler. İstiyoruz bunu. Onun rahmetinin vüs'atine güvenerek, fazlının enginliğine güvenerek istiyoruz. İstediğimiz şeyleri isterken Allah'ım senin muradın demeyi ihmal etmemek lazım. Belki bir gün bu mağmumlar, mazlumlar, mağdurlar, mehcurlar tehcide maruz kalmışlar demek, kadre uğramışlar demek, zulme uğramışlar demek. Onların dünyasında da şafaklar ard arda sökecek.
güneşler doğacak ve bugün şöyle böyle sayı gayret içinde bulunanlar, bu kadar minnacık gayrete de bunlar olur muydu? Allah'ın lütfun ne gelişmiş senin, rahmetin ne vasiymiş diyecek. Şükürle asa gibi iki büklüm olacaklar onun karşısında. Her şeye rağmen murad onun muradıdır ama kendi muratlarımızı ortaya koymada da bir sakınca görmüyoruz. Allah o günleri sizlere, sizden sonraki nesillere göstersin. Kendini din adına o yüce mefkuresini ikameye adamış insanların nazarında başka en önemli şeylerin bile sinek kanadı kadar kıymeti yoktur. Cenab-ı Hakk'ın rızası, rıdvanı karşısında, rüyeti karşısında, vaat ettiği ebedi saadet karşısında, Hazreti Pir'in de ifade ettiği gibi dünyanın sinek kanadı kadar kıymeti yoksa, Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem naklediyor. Sinek kanadı kadar kıymeti yoksa şayet, bence kendini bu işe adamış insanların nazarında dünya ve mafihaya ait ne varsa bir sinek kanadı kadar kıymet atfetmemeliler ona. Çok tekerrür eden Füzuli'nin sözünü bir kere daha tekrar edeyim. Dünya ve mafihayı bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir diyor. Dünya ve dünyanın içindekileri bilmeye arif işte odur, arif. Alimin üstündedir. İmanını vicdan kültürü diyebileceğimiz marifetle esas taçlandıran, marifetini muhabbetle taçlandıran ve hususi atayı ilahi olarak zevk-i ruhaniye açık duran, istemeden gelirse tahdisi nimet mülahazasıyla karşılayan ama asıl meselesi Allahümme el-iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ahibbaik ebedel abidin ve dehret dairin mülahazası etrafında dönüp duran Allah'ım aşkı iştiyak, likana, sana mülaki olmaya, Habibine mülaki olmaya, sevdiklerine mülaki olmaya, gönüllerimizi aşkı iştiyakla doldur, doyur, itminana ulaştır. Sevda bu olmalı. Bunun dışında imana ve Kur'an'a gönül vermiş kendi ruh abidelerini yeryüzünde bir kere daha ikame etmeye azmetmiş insanların başka derdi olmamalı bence. Alemi nasıl bilirsin kendin gibi? Dünyaya prestij eden insanlar sizin de bu koşmalarınızı o türlü şeylerin arkasından koşuyor gibi değerlendirebilirler. Kendileri gibi görebilirler. Acaba şimdi değilse bile gelecekte bunların da gözleri sarayda, saraycıkta, gemide, gemicikte var mı diye düşünebilirler. Villada gözleri var mı diye düşünebilirler. Bankalarda büyük hesapları var mı diye düşünebilirler. Cahildir onlar, mazur görün onları. Onlar için de hidayet dilek ve temennisinden dur olmayın. Allah onları da hidayet eylesin. Cenab-ı Hakk'ın hidayet atmosferi mi diyeyim, vüs'ati mi diyeyim, çok geniştir. Bazen bir pazuvent ölçüsündeki bir kelime-i tevhid, estağfurullah. O cihanlar kıymetindedir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Onu dünya kadar günahları eritebilecek bir iksir mahiyetinde kullanıyorsa bence Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinin onlara açık olduğunu da düşünmek lazım. Kinle, nefretle, ihbirarla değil de bir şey diyecekseniz bile bence evvela hidayet dileğinizi sunmalı. Bir yönüyle beraati istihlal nev'inden mülahazalarınızı Allahümme in kunte turidu hidayetahum ve telyin kulubihim ve sevqahum ila muhabbati cemil muslimin fehdihim fi akrabi zaman ve illa fe ente ta'lem ve illa fe ente ta'lem. Evet.
referansımız bu bizim. Çok tekrar ettiğimiz için manasını açıklamama gerek yok, bunu biliyorsunuz. Hiç kimse gönlünüze girdiğinde ayakta kalacağı endişesine kapılmamalı. İnsan olarak gönlünüzde otağını kurmaya talip olan hiç kimse acaba ayakta kalır mıyım diye paniği yaşamamalı. Mutlak orada herkesin bir sandalye, bir koltuğu olmalı. Geldiğinde sizin gönlünüze yerleşmeli ama bir yeri olmalı. Tabii herkesin yeri farklı farklıdır. Herkese bağrımızı açarak bence orada herkese bir yer vermeliyiz. Bir yer vermeliyiz. Bu fiili bir duadır. Cenab-ı Hak onu dua kabul buyurur. Bakarsınız bütün istidadı ve kabiliyetleri körelmemiş insanlar sağda solda yalpa yapsalar bile, patikalarda yürüseler bile, dağ, dere, tepe, düşe kalka emekleseler bile bir gün döner gelir. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın sallallahu aleyhi ve sellem güzergahında yürümeye dururlar. Önemli olan bizim o güzergahta yürümeyi devam ettirmemizdir. Küçük bir zikzak çizme, yolun kenarına gitme, bazen patikada yürüme, bazen yürünmeye, trafiğe göre yürünmeyecek yerde yürüme, başkalarının kafalarında tereddüt hasıl eder. İstikamet çok önemli bir faktördür. Sadakat Allah kapısında çok önemli bir faktördür. Fakat bunların en önemli, en inandırıcı referansı devam ve temadidir. Bu, o istikamet içinde yürümeden daha önemlidir. Çünkü bu halinizle kimseyi aldatmamış olursunuz. Bir gün uçuyor gibi olabilirsiniz. Her sene gidip Kabe'yi tavaf ediyor olabilirsiniz. Ravza-i Tahire'ye yüz sürebilirsiniz. Yüreğiniz insanlığın iftihar tablosuna aşk ve heyecanla çarpabilir. Fakat bir yerde bir avuçluk bir şey hırsızlık yaparsanız, o ölçüde bir rüşvete girerseniz, halk nazarında o ölçüde bir itibar kaybına uğrarsanız, o güne kadar yaptığınız bütün güzellikler gümbür gümbür yıkılır. Ve ne yaparsınız siz? Kendi düşünce ve inanç dünyanıza karşı itimadı yıkmış olursunuz. Bir kilise haziresinde, bir havra haziresinde, bir Budizmin mabet haziresinde, bir Şintoizmin mabet haziresinde neşet eden bir insan rica ederim. Bu türlü zikzak çizen insanların dünya hayatları, yaşayış tarzları bakarak acaba onların dinine girme mevzunda, en azından sempati duyma mevzunda, en azından kavga etme kararını verme mevzunda tercihte bulundurur mu? Sürekli yer değiştiriyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu gibi müzebzebine beyne zalike la ilahe ulai ve la ilahe ulai. Üstad Necip Fazıl ifadesiyle zıp orada, zıp burada. Acaba gerçek yerleri nerede? Zıp orada, zıp burada olanın gerçek bir yeri yoktur. Belirleyemezsiniz. Ve bunlar katiyen emniyet ve güven telkin edemezler. Emniyet ve güvenin telkin etmesi bence sürekli emniyete bağlıdır, güvene bağlıdır. Mümin yeryüzünde emniyet ve güvenin teminatçısıdır. İnsanlığın iftihar tablosu emniyet ve güven telkin edenlerin en başta zirve emniyet ve güven telkin edenidir ki kendisi nübüvvetle serfiraz kılınmadan evvel de ona Muhammedül Emin diyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Emin. 40 yaşına kadar adından daha çok dillere pelesenk edilen şey Muhammedül Emin, kurban olayım ona. Muhammedül Emin. O emniyetiydi ki onun da ilk başta Hazreti Sıddıklar için esasen çok önemli bir referans oldu. Siyer öyle yazıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesajını aldığı zaman ona ilk inananların başında başımız ayağının altında kaldırım taşı olsun. Mübarek validemiz Hadicetül Kübra oldu. Ona inanmıştı katiyen. Sen şusun, sen şusun, sen şusun. Senin şu endişe duyduğun şeylerin hiçbiri senin için vaki ve varid olamaz.
Ve Siyer diyor ki, belki çocukluk arkadaşı, çünkü aralarında 2,5 yaş kadar bir fark vardı. O Sıddık-ı Ekber'le, o Ekber'ül Hulefa ile, öyle diyeyim ben. Ona çıktı, bana Allah'ın bu mesajı var, ben bunu kime telkin edeyim? Hiç tereddüt etmedin. Kurban olduğum o insan elini göğsüne vurdu, bana ya Resulallah dedi. Resul nedir henüz bilinmiyordu. Semavi mesaj nedir bilinmiyordu. Zat-ı Üluhiyet mevzuunda, Zat-ı Baht mevzuunda belki bir fikir vardı ama Esma-i İlahisi, Sıfat-ı Sübhanisi, Şe'n-i Rububiyeti, itibaratı Sübhaniyesi açısından bir insanın o mevzuda bir şey bilmesi mümkün değildi. Bu ne saffet, ne sadakattir ki o insanın iftihar tablosunun bir referans olarak önceden sergilediği emniyet ve güven. Bu insan bugüne kadar yalanı rüyasında bile söylemedi. Emniyetsizliğe rüyasında bile girmedi. Öyleyse bu dediği bu şeyde de doğrudur. Referanstı. O güne kadar 40 yaşına kadar Allah Celle Celaluhu daha sonra diyeceği şeylerin referans blokajını yaptı. O blokaj ortaya kondu. Dediler ki bu adam emin, hakikaten güvenilir insan. Yeryüzünde emniyetin temincisi. Yol bu, yöntem bu, devran bu, dem bu, hakikat bu ise size de dini duygunuz, dini düşünceniz adına ayağa kalkmak düşer artık. Üzerinize gelindikçe metafizik geriliminizi bir kat daha artırmak düşer. Bazı şeyler de geç kalmışız galiba, ahestler evlilik etmişiz. Tiz reftar olmamız lazımmış. Ayağa paçayı dolaştırmadan, eteği dolaştırmadan. Bu da mantığın, muhakemenin, temkinin, teyakkuzun gereğidir. İhmal ettiğimiz şeyler olmuş bugüne kadar. Bu mafatı telafi için herhalde hızımızı artırmamız, vitesi değiştirmemiz, çok tekerrür ettiği için bir kere daha müsaadenize sığınarak tekrar edeceğim. 8. viteste gidiyorduksa şayet bence 16. vitese takmak lazım. Tedbir-ü temkinde kimseyi rahatsız etmemede, hasede sevk etmemede, kıptaya sevk etmemede, elin alemin farklı duygu ve düşüncelerine karşı savaş ilan etmemede, elden geldiğince güzergah emniyetini tehlikeye atmadan, yol emniyetini tehlikeye atmadan bu mevzuda vitesi 16'ya takmak lazım, 2'ye katlamak lazım. Fakat bu ölçüde hasım olma istidadı gösteren, rakip olma istidadı gösteren, haset etme durumunda bulunan, sizi hiç istemeyen insanları da tahrik etmek suretiyle düşman cephesini çoğaltmamak lazım. İşte birbirine zıt gibi böyle. Bu iki hususu zannediyorum Allah'ın izni inayetiyle at başı götürürseniz kimse size ilişemeyecektir. Men kâne lillâhi kâne allâhu leh. Kim Allah içinse Allah Celle Celaluhu onları kendi başlarına yapayalnız bırakmaz. Rabbena aleyke tevekkalna ve ileyke enebna ve ileykel masir demişiz. Ahdü peymanımız var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın virdi zebanı. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir. Hasbi Allahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Allah bize yeter, arş-ı azimin sahibidir. Mülazalarına dayanarak, sığınarak Akif'in sözüyle noktalayalım. Allah'a dayan. Rabbena aleyke tevekkalna ve ileyke enebna ve ileykel masir. Sağa sarıl. Gayretten, cehden, hamleden, Frenkçe ifadesiyle aksiyondan geri durma. Allah'a dayan. Sağa sarıl. Hikmete ramul. Yaptığın her şeyin altı dolu olsun. Mantıkla çelişmesin. Hissiyatı insaniyeye mütenakız düşmesin. İnsani değerlerle mütenakız hale gelmesin. Hikmet odur. Hikmete ram ol.
Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol. Muhterem efendim, Kur'an-ı Kerim, afaki ve enfüsi şerleri, insi ve cinni şerirleri dikkat çekip, onlara karşı istiaze emriyle hitama eriyor. Afaki mi, enfüsi mi, hangi şer, insi mi, cinni mi, hangi şerir daha tehlikelidir? Muavizeteyn mefhumu alileri, mazmunu alileri ile alakalı bir sualdi. Orada müfessirini kirama göre İhlas suresi ile esasen tevhid-i üluhiyeti vicdanlarımızda duyuyoruz. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, tevhid-i üluhiyet. Bazıları İbn-i Teymiye'ye mal ederek böyle bir şey yok diyorlar. Kafirun suresi, Kur'an-ı Kerim bu iki tevhidi her zaman tespit ede gelmiştir. Kul ya eyyuhel kafirun, tevhid-i ubudiyeti, kullukta Allah'ı birlemeyi, ubudiyette, ibadette, sufici ifadesiyle ubudette. İhlas-ı şerif de tevhid-i üluhiyeti, Allah'a ait tevhidi. Kul huvallahu ehad, Allahu samet. Zaten iki sure arada var yani. Kafirun suresi ile Nasır suresi, Tebbet suresi İhlas'a geçiyor hemen. Tevhidi ubudiyet ve tevhidi üluhiyet arasında o iki şey var. Onu da müfessirine kiram, iki surenin birbiriyle münasebeti, hususiyle bir kai gibi kimseler makul ortaya koyuyorlar. Allâme Hamdi Yazır'dan, Allah hepsinden ebeden razı olsun. Sonra muavizeteyn geliyor. Kul eûzu bi rabbil felak, kul eûzu bi rabbin nas. Bunların ikisine başka isimler de deniyor. Fakat en meşhur isimleri bunların muavizeteyn. Bunlarla Allah'tan istiaze ediliyor. Eûzu deniyor yani. Kul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuda bir vasıta olduğunu gösteriyor. Diyeceği şeylerde bazıları yeni ifadesiyle diyeyim Frenkçe alerji olabilir. Yani eûzu bi rabbil felak min şerri mâ halak böyle kendinden söylese. Fakat Allah Celle Celaluhu kul diyor. Dolayısıyla semavi bir emir. Ben bunu diyorum ama fakat bana ait değil esasen. Ben arada bir vasıtayım. O vasıtaya canlar kurban. Onun için sen şöyle de diyor. Araya kul giriyor. Kul eûzu bi rabbil felak. İkincisi de kul eûzu bi rabbin nas. Allahu alem bunlardan bir tanesi afaki olan şerlerden. Belki enfüse yakın, yani sonu enfüse yakın, fakat afaki olan şerlerden daha ziyade istiazeye çağırıyor, bizi davet ediyor afaki şerlerden. Allah kavli, afaki şerlerden sığındığımız gibi hali, fikri ve aynı zamanda inanç olarak da sığınmaya muvaffak kılsın. Evet, mazmunu malum yani, felakın Rabbinden diyor. O kelimeye, mübarek kelimeye verilen bir sürü mana var. Bir açılma gibi, işte bir şafağın atması gibi, bir güneşin doğması gibi, bir şeyin yarılması gibi, falekul habbi ve neva onu ifade ediyor. İsterseniz çekirdeklerin yarılmasından, açılmasından, sistemlerin bir yönüyle bir bütünken, bir yönüyle belki kozmos bütünüyle bir bütünken yarılıp parçalanması, adeta çekirdekler gibi saçılması. Onlardan her birerlerinin bir çeşit Cenab-ı Hakk'ın mahlukatına mesken olması, küreye arzın insana mesken olması gibi. Hani bunlardan alın da makro alemden, insanlık alemine kadar, normal aleme kadar, embriyolojiye göre anne karnında işte cenini yine, sperm, yumurta filan, onda kişiye kadar ve toprağa attığınız tohumun çatlamasına, patlamasına, başağa yürümesine kadar bir sürü çatlamalar, patlamalar, açılmalar. Fakat bütün bunların hepsinden hayra doğru bir gidişin söz konusu olması meselesi. Ta büyük kozmozdan alın, mikro aleme kadar, mikroskopla göreceğiniz aleme kadar. Felak. Min şerri ma halak, çok umumi yani. Mevsule mi, mevsufe mi, men,
Orada da yine enfesinin farklı mütalaları var. Allah'ın yarattığı her şeyden deyince, sen Allah, şerlerinden sığınılacak her şeyden, insi ve cinni şeytanların şerrinden, buraya ilave edilecek şeyler olabilir. Şu ayatı tekviniye, varlığına delil onun. Teemmel sütûrel kâinâti fe innehâ minel meleylâ ilâ ileyke resâilû. İşte o mevzuda naturalist mülazalarla, pozitivist mülazalarla birilerinin ortaya kattığı o disiplinlere takılarak siz de tabii kendi kendini oluyor yani. Ağacın baharda yeşermesi kadar tabii bir şey olamaz. Sonbaharda yaprak dökmesi kadar tabii bir şey olamaz. Bazılarının kış gününde kuruması gibi tabii bir şey olamaz. Topraktaki kuvve-i inbatiye tabii gibi olamaz. İşte bunlar afaktan bir yönüyle insan kafasını karıştıran, insan nöronlarını kirleten belki, birer kirli, akıntı halinde insan korteksine akan şeylerdir bunlar. Min şerri ma halak diyor yani. Onu sadece böyle cinlere, şeytanlara ve yeryüzünde cinin, şeytanın avenesi diyebileceğimiz, size zarar verecek insanlara hamletmek, genişi daraltmak demektir. Efendim gördüğünüz gibi bunlar afaki şeyler. Min şerri ma halak ve min şerri gasikin izâ vakab. Burada da farklı tevcihler var. En sıhhatlısı zannediyorum Ayşe validemiz, Efendimiz şu gasıkın şerrinden Allah'a sığının. Astronomik açıdan meseleye bakıldığı zaman ay dünyadan kopup gittiği söyleniyor. Ve her zamanda bir miktar, bir metre daha uzaklaşıyor. Çok farklı bir ilel merkez bir çekimle, ilel merkez bir cazibe ile gelip küre-i arza çarpması meselesi Allah-u Alem. Küreye arzda bir kıyametin kopması, gezegenlerde kıyametin kopması, güneş sisteminde kıyametin kopması, samanyolunda kıyametin kopması, bu zincirleme reaksiyonlarla. Şimdi böyle bir gasıksa şayet, bu potansiyel tahribat gücünü taşıyorsa Ayşe validemize şunun şerrinden Allah'a sığın buyuruyor. Yani gasık o. Fakat meseleyi genişletebilirsiniz. Esasen bu türlü böyle zincirleme, değişik mefsedete sebebiyet veren gasikler vardır. Sadece onu aya hamletmemek lazım. Değişik gasikler. Onu da yine makro alemden normal aleme, ondan mikro aleme kadar genişletebilirsiniz. Gasikliğinize bakıp. Gördüğünüz gibi bu da afaki bir şey oluyor yine. Yani insan dışı bir şey oluyor. Fakat mesele ucu yine insana gelip dayanıyor. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad burada diğer sureye geçme adına efendim bir yönüyle afakla enfüs arasında bir faslı müşterek gibi bir şey oluyor. Yani işte düğümlere üfleyenler, daha ziyade büyücüler anlaşılıyor bunlar. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir dibine alsam bazıları, bazı tefsirciler kabul etmiyorlar. Kul huvallahu ehad ve muavizeteyn 11 defa okudu, ellerini üfledi. Sonra vahyin bildirilmesiyle esas kuyuya atılmış şeyden o büyüler de çıkarıldı deniyor yani. Efendim bütün bunları görmezden gelerek işte bizim kendi dünyamızda yazılan yeni tefsirde de böyle bir şey olmaz yani. Peygamber'e böyle bir şey olmaz. Evet tırnak içi arz ediyorum. Peygamber öyle bir şey olmaz yani. Allah nebisini korur. Fakat o nebi nübüvvetinin yanı başında aynı zamanda bir temsil tarafı vardır. Bir hal tarafı vardır. Bir beşeriyet tarafı vardır. O temsil tarafı itibariyle esasen çok küçük çapta onda, mikro planda bir tesir olabilir. Böyle bazı meselelerde ben o tabiri kullanmaktan da çok efendime karşı saygısızlık saydığından titriyorum, kalbim titriyor. Böyle takılabilir, bazı şeylere takılabilir. Mesela yaptığı şey şunu tam yaptı mı? Yani bizim her zaman yaptığımız türden şeyler. Namazda secdeyi ettim mi etmedim mi? Rükû tam yaptım mı yapmadım mı? Niyetimi yaptım mı yapmadım mı? Türden böyle. Oysa ki o fetanete azam sahibi Allah'la öyle bir irtibatı vardır ki onun ibadeti ibadet değil. Ubudiyetin de üstünde ubudettir. Tamamen ibadette fani olma. İsterseniz ibadetleşme diyebilirsiniz. İbadetin dışında bir şey duymama diyebilirsiniz. Fakat çok küçük, mikro planda takılmalar olabilir.
Mesele öyle bakın yani. Ve Ayşe validemiz de bunu ifade buyuruyor radıyallahu anha. Evet, nefatat filukat. Fakat meseleyi sadece ona hamletmemek lazım. İlin alemin bedduaları da vardır. Kem nazarlar da vardır. Nazar da vardır. Modern tefsirciler yine onlar o meseleye de takılıyorlar yani. O da Kalem Sure-i Cellesi'nin ve yekadüllezine keferülle yüzdekuneki ve absarim lemme semu zikre ve yekulune innehu lemecnun ve ma ve illa zikrul alemin. Onun tefsirinde onlar ona da takılıyorlar. Nazara da. Oysa ki insanlık tarih tablosu sahih hadisiyle buyuruyor ki nazar deveyi kazana, insanı mezara. Evet, o nefatat filukat. Fakat şimdi bu arada yine normu alemde esas büyü yapan insanlar. Evet, yine tırnak içerisinde diyorum. Bu arada tırnak için nereden çıktı ya? Ben şimdi ona biz ne diyorduk? Yavurca, antiparantist diyorduk. Esas kendi dilimizde de istidrati diyorduk yani. Evet, cümlenin genel akışı içinde hususi bir şeyin hususiyetine binen hususi vurgulanması demek gibi. Tam tarif edemedim. Efradını camı ayarını mani olmadı. Bilenler, bunları bilenler mazur görürler herhalde. Ben çünkü her şeyi bilmiyorum. Neffasati fil ukat. Evet, kaç defa büyü yaptılar siz de biliyorsunuz gelenler. Ve bazıları Almanca isimler yazılı. Gayipten gelmiş böyle bir tahta üzerine yapmışlar. Kıtmiri de yapmışlar. Galiba resmini tam tutturamadıklarından dolayı tutmadı o da. Evet. Zannediyorum şimdiye kadar 10 defa yaptılar. Ha, doğrudur değildir. Bakın mülaza dairesini açık bırakabilirsiniz. Öyle bir efendim düğme üflemenin, böyle bir şeytanı halin, sihrin, kebire içinde sayılan sihrin yani. O 7 tane kebire içinde sayılan günah-ı kebair. Günah-ı kebair işleyen kafir olmaz. Ehli itizalin dediği gibi beyne beyni olmaz. Fakat onu önemsemiyorsa, sürekli yapıyorsa, ne olacak benim hakkım diyorsa, işte o zaman kafir olur. Günah-ı kebair işleyen kafir olmaz. Fakat ne olacak bununla? Yapıyorum ben, hiçbir şey olmaz bununla diyorsa, yalan söylüyor, mahsur yok diyorsa, iftira ediyor, mahsur yok diyorsa, hafizan Allah, riya yapıyor, mahsur yok diyorsa, ucube giriyor, mahsur yok diyorsa, şayet insanları kur halayık görüyor, mahsur yok diyorsa, işte o zaman kafir olur. Evet. Belki 10 defa yaptılar. Hatta bazılarına göre yine onlardan insanlar biliyor onları da. Ölümüne yapıyorlar bunları. Demek ki yani insanın iftihar tablosuna karşı da yapılmış olabilir bu. Hususiyle hiçbir zaman İsrailoğulları, hususiyle bazıları, evet Eşref diyorlar da ben malum biliyorsunuz Kabul Erzel diyorum. Onun gibi. Kimseler Efendimiz'i hiçbir zaman hazmedemediler. Onların tesirinde Abdullah İbni Übey İbni Selur ismi onu çarpsın. O da Efendimiz'i hiçbir zaman hazmedemedi. Bunlar el ele vererek, gönül gönlüne vererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkından gelmeyi her zaman düşünmüşlerdir. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hakkından her zaman gelmeyi, Hazreti Ömer Efendimiz hakkından gelmeyi her zaman, Hazreti Osman Efendimiz hakkından gelmeyi her zaman, Hazreti Ali Efendimiz hakkından gelmeyi her zaman düşünmüşlerdir. Ve bazılarına doğrudan doğruya fiili suikasta yapmışlardır. İştirak etmeyebilirsiniz, siyer öyle bir şey göstermeyebilir. Fakat hiçbir hastalığı yokken benim o Hazreti Ebu Bekir Efendimin birdenbire böyle 2,5 sene sonra Efendimizin mirasını taşımada bir hakkın liyakat sergileyen o baba yiğit birdenbire ruhunun ufkuna yürüyor. Canım Hazreti Ömer Efendimiz açık yani işte namazda birinci safa girecek kadar münafık birisi arkadan hançerliyor. Hazreti Osman Efendimiz öyle bir ayak oyununa kurban gidiyor. Hazreti Ali Efendimiz yine namaza giderken şehit ediliyor. Çekemezler böyle kâmeti bâlaları, mana ifade eden şeyleri, abide şahsiyetleri, Frenkçe ifadeyle ifade edecek olursak şayet kitleleri haklı olarak arkalarından sürükleyen prototipleri.
hiçbir zaman hazmedememişlerdir. Bazen de minnacık tipleri yani termitler kubbeler yaptığından dolayı onları gergedan sanan, bir tabir diyeceğim affeder misiniz? Hani termiti gergedan sanan, neye bakarak? Esere bakarak. Yahu Allah yaptırıyor. Termitin ne haddine? Termitin diğer türleri karıncalar, yerin altında bir delik bulur, başlarını sokarlarsa sultanlık sayıyorlar. Kendilerini Aksaray'dan mı, Pembe Saray'dan mı, Turuncu Saray'dan mı zannediyorlar? Bu termitlere gelince Selçuklu kubbeleri gibi onlar kubbeler yapıyorlar. Şimdi termitin kubbesine bakan onu fil gibi görüyorsa o kendi zavallı yanılgısına ağlasın. Biz katiyen inanıyor ve biliyoruz ki yani Türkiye'deki 15 milyon insan hepsi böyle 18 saatini bu işe vererek aktif hale gelse ve yine de Cenab-ı Hakk'ın inayeti söz konusu olmadan dünyanın 170 ülkesinde 1-300 tane okul açılmaz. Vallahi açılmaz. Kültür lokalleri açılmaz. Yurtlar açılmaz. Pansiyonlar açılmaz. Efendim televizyonlar açılmaz. Radyolar açılmaz. Gazeteler çıkmaz. Okuyucu elde edilemez. İnayeti ilahi olmayınca olmaz. Evet, bu işin içinde bulunanlar kün lena ve la tekun aleyna demiş, yürümüşler Allah'ın izniyle. Ama bunu söylerken Allah'ım bizim için ol. Allah'ım bizim aleyhimizde olma demişler. Fakat kendilerini nefretmeyi de ihmal etmemişler. Kün anden nasi ferden minen nas. Hazreti Ali Efendimiz'e ait. İnsanlar içinde kendini insanlardan bir insan sadece. Değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütf ile ihsan nedendir diyor Alvar İmamı. Bana lütfedilen bu şeyler benden değil, benden olmaz bunlar. Ama niye acaba bana veriyor ki bunları? Hatta hakiki bir mümin, kendi liyakatıyla olan şeyleri mukayese yaptığı zaman, acaba bunlar istidrac olmasın demeli. İlle de hayrını görüyorsa, Hazreti Pir'in risalelerde belirttiği gibi tahdisi nimet demeli. Evet, bütün onları görmezlikten gelmemeli, nankörlük olur. Kendi iradesine vermemeli, gurur olur, kibir olur, bencillik olur. Allah Celle Celaluhu tesavvüf tarafından ibaret olan, orada bir tercihte bulunma kabiliyetini, şartı, adi, planında insan iradesi, onu kullandığınızda, termit cehdiyle Selçuklu kubbesi oluyor. Bunu filler gergedanlar yaptı diye yanılıyorlar yanılgı içinde. Osman Hoca'ya hücum ediyorlar, Süleyman Hoca'ya hücum ediyorlar, Gültekin Hoca'ya, Musa Hoca'ya hücum ediyorlar falana. İcabında büyü yapmaya da gidiyor, başka şeye de gidiyor. Fasati filokat, evet, takılma. Ölsün, bu ölsün de bu iş bitsin diyorlar. Yanılıyorsunuz. Bir işi Allah sevk ve idare buyuruyorsa ve insanların ihsasları, daha doğrusu iç hamleleri diyebileceğimiz belki ihtisasları, o Allah'ın meşiyeti sübhaniyesiyle, irade-i sübhaniyesiyle yer oluyorsa, vallahi, billahi, tallahi onu kimse durduramaz. Onu Bizans da durduramaz, Pers de durduramaz. Bizansça hareket edenler de durduramaz, Persçe hareket edenler de durduramazlar Allah'ın izniyle. Allah'ın yürüttüğünü kimse durduramaz. Bu tren yürüyor. Sizin böyle bir teselliye ihtiyacınız var mı? Hiç zannetmiyorum. Evet. Allah'ın izni inayetiyle yürü. Top senin, çevkan senindir bu gece. Yürü, hiç durmadan yürü. Ne neffasati fil ukadiye takıl, ne minşeri mahalakaya takıl, ne şuna takıl, ne de buna takıl. Min şerri mahlık, nefasat filukat ve min şerri hasidin izâ haset, bir de haset edenin hasedi. Belki nazar da bir yönüyle ondan kaynaklanıyor. Bakın şimdi enfüse geçti yani. Afaktan bir yönüyle enfüse geçti. Bu defa enfüs, kul euzu bi rabbin nas diyor. Nas'ın Rabbine sığınırım, neden ama? Evet, malim Kur'an'ı incitici ise sizi de incitiyordur, kusura bakmayın. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas diyor. Sin harfi de esasen burada.
esas enfüsilikteki o gizliliği iç musiki açısından, ses açısından ifade ediyor. Müsaade buyursanız ben ona göre telaffuz edeyim. Kul auzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvessisu fî sudurin nas, minel cinneti ven nas, haza enfüs. Halkın Rabbinden Allah'a sığınıyorum. Melikin nas, o insanların meliki, sultanı. İlahin nas, bütün mahlukatın mabudu hakikisi, maksudu bil istihkak. Açmıyorum. Melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. İçten içe insanın içinde yer yer gizlenen, zaman zaman da ortaya çıkan, bazen iyi şeyler telkin ediyor gibi olan, fakat sürekli olumsuz sinyaller kalbe gönderen, Hazreti Pir'in ifadesiyle kalbin esas latife-i Rabbaniye'nin bir yanında lümme-i şeytaniye var. Sürekli şeytan ve şeytanın avenesi oraya oklar, tereddüt ve şüphe okları yağdırıyorlar. İşte biraz evvelki mülahazalara bağlayın. Şu bir kitab-ı azam, seraser kainat. Hangi harfi yoklasan manası Allah çıkar. Her şey Allah diyor. Böyle bir şeye bakıyor, naturalizme saplanıyor. Pozitivizme saplanıyor. İnsanın ahseni takvime mazhariyetine bakıyor, meseleyi götürüyor, Kore'yle bağlıyor. Maymuna bağlıyor. Evet, bunlar düşünce sapmaları, hafizan Allah. Bir oradan geliyor, öyle içten içe. Sinsice geliyor bunlar. Bakın bunlar da enfüsü olan şeyler oluyor. Min şerril vesvasil hannas. اَلَّذِي يُوَسْفِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ Zarf ile adeta otağını sizin sadırlarınıza kurmuş gibi. Onu ifade ediyor. Sudûren nas değil yani. Fi zarfı ile otağını kurmuş oraya. Bir yönüyle belki o nefsi emmare dediğimiz mel'un şey, tasaffi edeceği, levvameye yükseleceği, mutmeinneye yükseleceği, rahat diye mar diye mırıldanacağı, safiye zakiye diyeceği ana kadar hafizan Allah, şeytanın santralı gibi iş görüyor. Şeytan sinyallerini didi dadıt dadadıt dıt 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 diye gönderiyor ona. O da şifre subayı gibi çözüveriyor onlar orada. Min şerril vesvasil hannas. Ellezî yuvessisu fî sudûrin nâs minel cinneti ven nâs. İnsanlardan ve şeytanlardan. Medyayı kullanıyor, gazeteyi kullanıyor, İnterneti kullanıyor, Twitter'ı kullanıyor, Google'ı kullanıyor, kara trolü kullanıyor, pembe trolü kullanıyor. Ak demeyelim, ne bize lazım, birileri üzerlerine alırlar. Kullanıyor ve böylece sürekli kalp karışıklığı yapmak istiyorlar. Oysa ki o kalp dediğimiz mesele, sanevveri diyeceğimiz çam kozalağı şeklindeki vücudunuza kan pompalayan, emen ve pompalayan alet değil. Nasıl cismimiz, bedenimiz, fiziki yapımız, anatomimiz bizim, ruhun bir yönüyle maddi yanını teşkil ediyor. Aynen o kalp de bir yönüyle Latife-i Rabbaniye'nin maddi yanını teşkil ediyor. Latife-i Rabbaniye. Cenab-ı Hakk'ın nazargahı, kalptirken de o kastediliyor. Dil beyti hudadır. An-ı Pâke ile Siva'dan kasrine nüzul eyle ya Rahman gecelerde, İbrahim Hakkı diyor. İşte o Latife-i Rabbaniye, Beyt-i Huda'dır. Kalp arşi Rahman'dır, onu yıkmak vebaldir, husrandır. Alvar İmam'ı söylüyor. Kalbini Pâke ile Siva'dan sultan mı gelir hane-i napaka hicab et diyor. İşte şeytan orayı kirletmek suretiyle bir yönüyle ilahi tecellilerle senin aranda, kalbin arasında husufa, küsufa sebebiyet vermek için otağını oraya kurmuş. Fî sudûrin nâs minel cinneti ven nâs. Evet, duamız da olsun. Kul eûzu bi rabbil felak min şerri mâ halak ve min şerri gâsikin izâ vakab ve min şerri nefâsâti fil uqad وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas, minel cinneti ven nas, bihakki zâtike ve bihakki sıfatike ve bihakki esmâikel husnâ ve bihakki hurmeti ismikel azam ve bihurmeti ve şefaati seyyidina Muhammeden'il Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Amin.